Arkadaşlar merhaba, Karacan TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere uygulamış olduğumuz AYT denememizin coğrafya sorularının çözümünü gerçekleştireceğiz. Sosyal bilimler test 1'deki coğrafyanın ilk sorusu olan 35. soruyla başlıyoruz. Biyoçeşitlilik konusunda araştırma yapan bir bilim insanı araştırma alanında mersin, keçi boynuzu, sandal, zakkum, defne gibi bitki türlerinin yaygın olduğunu gözlemlemiştir. Bu bilgiye göre araştırmacının haritada numaralanmış alanlardan hangisinde araştırma yaptığı söylenebilir? Soruda dikkat etmem gereken mersin, keçi boynuzu, sandal, zakkum, defne gibi bitki türleri arkadaşlar maki türleridir. Maki türleri de Akdeniz ikliminde oluşabilir. Şıklardan Akdeniz ikliminin görüldüğü yer cevabım olacak. Bir numaraya bakıyorum arkadaşlar. Grönland adasında kutup iklimi. 2 numara ekvatoral iklim. 4 numara çöl iklimi. 5 numara Güneydoğu Asya'da muson iklimi. 3 numara Akdeniz ikliminin görüldüğü yer ve bu bitki türlerinin görülebileceği bir yer. Doğru cevabımız Ceyhan diyoruz. Soru 36. Turizmin geliştiği yörelerde turizm etkinliklerine bağlı olarak aşağıdakilerden hangisinin geliştiği söylenemez? Soru kökenimize dikkat ediyoruz. A. Ticari faaliyetlerin. Sevgili gençler, turizm etkinlikleri bir yerde ticari faaliyetlerin gelişmesini sağlar çünkü turistler alışveriş yapar. B. İnşaat sektörünün, turistlerin konaklaması adına inşaat sektöründe geliştirir. C. Kültürel etkileşim, turizm faaliyetleri, gelen turistlerin etkisi arkadaşlar, kültürel etkileşimi de artırır, sağlar. E. Ulaşım faaliyetleri, bir yerde turizmin gelişmesi adına ulaşımın gelişmiş olması gerekiyor ki turizmi geliştirebilmek için ulaşımı da geliştireceklerdir, artacaktır. D. Sanayi faaliyetlerinin, sevgili gençler, doğru cevabımız Denizli diyoruz. Turizmin gelişmesi bir yerde sanayi faaliyetlerini geliştirmez. Sanayi aynı zamanda çevre kirliliği oluşturacağı için turizmi de olumsuz etkileyebilir. Bu soru için cevap Denizli diyoruz. Soru 37. Türkiye 1936 yılında çok çocuklu ailelere hazineye ait topraklardan tarla bağışlanması uygulamasını başlatmıştır. Bu uygulamanın daha çok aşağıdakilerden hangisine yönelik olarak yapıldığı söylenebilir. Soruda dikkat etmemiz gereken arkadaşlar çok çocuklu ailelere bakıyoruz. Burada devlet bir teşvik uyguluyor, yardımda bulunuyor. Yani fazla çocuk devlet tarafından destekleniyor ki çocuk sayısının artmasının desteklenmesi o ülkede nüfus artış hızının desteklenmesi, artırılmaya çalışılması demek. Şıklara baktığımız zaman da Edirne'de nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik çalışma olduğunu görüyoruz. Soru 38. Aşağıda nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı verilen ülkelerden hangisi nüfus artış hızını artırıcı yönde politika uyguladığı söylenebilir? Şimdi baktığım zaman arkadaşlar nüfus artış hızını artırıcı yönde politika. Ülkeler 3 tür nüfus politikası izliyorlardı. Bunlardan biri nüfus artış hızını azaltıcı politika. Bir diğeri nüfusun nitelik ve niceliğini geliştirici politika. Bir diğeri ise nüfus artış hızını artırıcı politikaydı. Sevgili gençler, az gelişmiş veya gelişmemiş, geri kalmış ülkeler gelişebilmek için nüfus artış hızını azaltıcı politika izlerler. Gelişmekte olan ülkeler daha iyi gelişebilmek için nüfusun nitelik ve niceliğini geliştirici politika izlerler. Gelişmiş ülkeler ise nüfusları yaşlandıkları için nüfusun dinamizmini elinde tutabilmek adına nüfus artış hızını artırıcı politika izlerler. Hemen zaten A ve B'yi direkt eliyorum. Çünkü bunlar arkadaşlar az gelişmiş ülkeler, gelişmemiş ülkelerin grafikleri ve bunlar nüfus artış hızını azaltıcı politika izlemek zorundadırlar. C'ye baktığım zaman nitelik ve nicelik geliştirici politika. Geriye D ve E kaldı arkadaşlar. D ve E'de de gelişmiş ülkelere ait fakat E'nin grafiğine baktığım zaman doğum oranında herhangi bir artış sağlanamamış. E'yi de eliyorum. Doğru cevabımız Denizli. Nedenini de şu şekilde açıklayalım. Dikkat edin, 15 yaş grubu, yani bundan 15 yıl önceki doğumların oranını görüyorsunuz. Şu anki doğum oranına bakıyorum arkadaşlar ve doğum oranında artışın olduğunu piramidin tabanının sonradan genişlemesinden algılayabiliyorum. Bu ülke nüfus artış hızını artırıcı politika izlemiş ve başarılı olmaya başlamış ki taban sonradan genişlemeye, yani doğum oranları, çocuk sayısı artmaya başlamış. Cevabımız 38. soru için Denizli diyoruz.
Soru 39. Aşağıda bazı uluslararası örgütler faaliyet alanlarına göre gruplandırılmıştır. Buna göre numaralanmış uluslararası örgütlerden hangisinin faaliyet alanı yanlış eşleştirilmiştir? Soruya dikkat ediyoruz. NATO askeri örgüt doğru arkadaşlar. Dünya Bankası ekonomik örgüt doğru. NAFTA çevre örgütü bu yanlış sevgili gençler. NAFTA çevre örgütü değildir. NAFTA'nın açılımı Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'dır ve kapsadığı ülkeler arasındaki ticari ilişkileri düzenlemeye yönelik, geliştirmeye yönelik bir örgüt şeklinde karşımıza çıkıyor. Birleşmiş Milletler siyasal örgüt doğru. İslam İşbirliği Teşkilatı siyasal örgüt doğru. Bu soru için yanlış eşleştirmenin olduğu yer NAFTA çevre örgütünün olduğu şık olan Ceyhan doğru cevabımız diyoruz. Soru 40. Kömür ve petrol ürünlerinin sisle karışmasıyla oluşan kirliliğe Londra tipi hava kirliliği, araba egzoz gazlarından çıkan gazların oluşturduğu kirliliğe ise Los Angeles tipi hava kirliliği denir. Buna göre aşağıda verilen kentlerden hangisinde Los Angeles tipi hava kirliliğinin yaşanma riski daha yüksektir? Şimdi arkadaşlar baktığım zaman Los Angeles tipi hava kirliliği araba egzozlarından çıkan gazların oluşturduğu kirliliğe bağlı bir hava kirliliği. Soma, Elbistan, Batman ve Zonguldak arkadaşlar buralarda daha çok kömür ve petrol ürünlerinin sisle karışmasına bağlı olarak Londra tipi baskın olarak görülür. Ulaşımın geliştiği, trafiğin yoğun olduğu Bursa'da ise araba egzoz gazlarından arkadaşlar oluşturduğu yoğunluğa bağlı olarak Los Angeles hava kirliliğini görebiliriz. 40. soru için doğru cevabımız Denizli diyoruz. Evet sevgili gençler, sosyal bilimler 1 testindeki coğrafya sorularının çözümünü gerçekleştirdik. Şimdi sosyal bilimler 2 testindeki coğrafya sorularımızı çözeceğiz. Hemen sorularımızı açıyoruz. Evet, ilk sorumuz olan 12. soruyla başlıyoruz. Özellikle kıta kaymalarının ortaya çıkardığı iklim değişiklikleri birçok canlı türünün gelişimini olumlu ya da olumsuz yönde etkilemiştir. Buzul ve buzul arası dönemlerde deniz seviyelerinin alçalıp yükselmesi, kıyıda yaşayan birçok canlı türünün yok olmasına ya da göç etmesine neden olmuştur. Örneğin 4. Jeolojik zamanın son buzul çağında deniz seviyesinin alçalması sonucu Bering Boğazı kara halini almış ve Bering Denizi ile Kuzey Buz Denizi arasında karasal bir koridor oluşmuştur. Bu koridor boyunca Sibirya ile aşağıdaki bölgelerden hangisi arasında tür geçişleri gerçekleşmiştir? Sevgili gençler, Bering Boğazı'nın işte buzlarla kaplanması sonucu oluşan koridorla Sibirya ile Kuzey Amerika arasında bu tür geçişi sağlanmıştır. Şıklarımıza baktığımız zaman doğru cevabımız Kuzey Amerika diyoruz. Soru 13. Günümüzde dünya nüfusunun büyük bir bölümünün temel besin kaynağını buğday oluşturmaktadır. Buğdayın karasal iklim koşullarına uyum göstermesi uzun süre boyunca bozulmadan depo edilmesi bu durumun başta nedenlerindendir. Ancak bazı bölgelerdeki iklim koşulları nedeniyle buğdayın yerine başka tahıl ürünleri almıştır. Buna göre haritada numaralandırılarak gösterilen bölgelerden hangisinde temel tüketim maddesinin buğday olduğu söylenemez. Arkadaşlar baktığım zaman 1, 2, 3 ve 4'te buğday temel tüketim maddesi olarak tüketilebilir. Buraların iklim şartları buğday yetişmesinde de sıkıntı oluşturmayacaktır. Fakat 5 numarada baktığım zaman Güneydoğu Asya kıyılarında, Güney Çin kıyıları hatta arkadaşlar muson ikliminin görüldüğü bir yer ve daha çok tahıl olarak pirincin tüketildiği bir yer. Doğru cevabımız bu soru için Edirne diyoruz. Soru 14. Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen illerden hangisinin Türkiye'nin üzüm üretimine katkısı daha fazladır? Evet sevgili gençler, üzüm üretiminde Ege bölgesinin önde geldiğini biliyoruz. Ve hemen şıklarımızda baktığımız zaman Adana doğru cevabımız diyoruz.
Bazı ülkelerin 2016 yılı dış ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranlarının gösterildiği grafiğe göre hangi ülkelerde dış ticaret açığı oluşmuştur? Şimdi sevgili gençler, baktığım zaman %100 oranını görüyorum. Grafiğe baktığım zaman ihracatın ithalatı karşılama oranlarının %100'ün altına düştüğü 2 numara ve 4 numarada dış ticaret açığının oluştuğunu söyleyebiliriz. 1, 3 ve 5'te bu durum söz konusu değil. 1 ve 3 zaten %100'ü geçmiş. 5 numarada yine bir tık üzerinde. 2 ve 4 %100'ün altında kaldığı için dış ticaret açığının oluştuğu dönemlerdir diyoruz. Doğru cevabımız 2 ve 4 numaranın olduğu Bursa. Soru 16. Aşağıdaki grafikte bir ülkenin yıllara göre nüfus değişimi gösterilmiştir. Yıllara göre nüfus değişim grafiği verilen bu ülkede hangi dönemlerde nüfus artış hızını düşürücü nüfus politikasının uygulandığı söylenebilir? Şimdi grafiğime bakıyorum arkadaşlar ve yukarıdaki açıklamada herhangi bir ülke ismi bahsedilmemiş ya da Türkiye'ye göre düşünerek soruyu çözmeyin lütfen. Herhangi bir ülke demiş. Yani bir ülke. Ve grafiğe bakacağım. Şimdi 1860'tan 1910'a kadar artış gözlemliyorum. Burada artırıcı. 1910'dan 1960'a kadar arkadaşlar azaltıcı politika olduğunu, nüfusun artmamasından anlıyorum ki azaltıcı politika izlenmiş ki artıştan birden normal düşüşe doğru gidilmiş. Burada azaltıcı. 1960-2010 yıllarına bakıyorum. Burada yine nüfusun arttığını gözlemliyorum. Nüfus artırıcı politika izlenir ki artış olabilsin. Burada sevgili gençler, nüfus artış hızının düşürücü nüfus politikasının uygulandığı dönem yalnızca 1910 ile 1960 arasındaki ikinci dönemdir diyoruz. Doğru cevabımız Bursa. Soru 17. Türkiye'nin dünya miras listesinde yer alan simgesel mekanlarından biri olan Hierapolis haritada numaralarla gösterilen illerden hangisinin turizm değeridir? Sevgili gençler, bu turizm değerimiz deniz dilimizde bulunmaktadır. Hemen haritamıza baktığımız zaman 3 numarayla gösterilen bu ilimiz doğru cevabımız diyoruz. Cevap Ceyhan. Soru 18. Petrol üretim bölgeleri ile petrol tüketim bölgeleri arası ticaret küresel ticarette önemli bir yer tutmaktadır. Buna göre harita üzerinde numaralanmış güzergahlardan hangileri petrol ticaretindeki önemli güzergahlar arasında gösterilemez? Sevgili gençler, baktığım zaman 1 numara Güney Amerika'dan petrol bölgesinden Batı Avrupa'ya doğru gidiyor. Burası petrol bölgeler arasında gösterilebilir. 2'ye bakıyorum. Kap bölgesinden Kuzeydoğu Amerika'ya doğru gitmiş. Arkadaşlar burası petrol bölgesi değil. Burada daha çok Kap bölgesinde altın madeninin, işte altın, elmas gibi madenlerin yoğun olduğu bir yer. 3 numaraya bakıyorum sevgili gençler. Orta Doğu'dan Japonya'ya doğru gitmiş ki Japonya doğal kaynak bakımından çok fakir bir yer. Orta Doğu'dan Japonya'ya doğru giden bu alanda önemli petrol güzergahlarından biridir. Haritamıza baktığım zaman petrol ticaretindeki önemli güzergahlar arasında gösterilemeyecek yer yalnızca 2 cevabımız Bursa diyoruz. Tarımda intansif tekniklerin uygulandığı bu tip ülkelere aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilebilir? Tarımda intansif tekniklerin uygulandığı ülkelerde tarımsal verim yüksek, tarımda makina, ilaç ve gübre kullanımı yaygındır. Sulama ve toprak bakımı düzenli bir şekilde yapılır. Arkadaşlar baktığım zaman az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde daha çok ekstansif yani geleneksel tarım metotları yaygındır. Hindistan, Moğolistan, Mısır ve Bolivya'da ekstansif tarım metodu yaygınken gelişmiş bir ülke olan Belçika'da arkadaşlar bu modern tekniklere bağlı yapılan intansif teknik daha yaygındır diyoruz ve cevabımız Edirne. Soru 20. Japonya balık üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
Yine soru kökenimize dikkat ediyoruz. A. Sıcak ve soğuk okyanus akıntılarının karşılaşma alanlarında bulunması. Oyaşua ve Kyushu akıntılar arkadaşlar. Evet, bu balıkçılığın gelişmesinde etkiliydi. B. Açık deniz balıkçılığının gelişmiş olması. Açık deniz balıkçılığı da arkadaşlar balıkçılığı gelişmesini sağlar. C. Kıyılarda balık popülasyonunun fazla olması. Bu da geliştirir. D. Balık depolama ve ulaştırma tekniklerinin fazla olması. Bu da önemli bir etken sevgili gençler. E. Diğer hayvancılık faaliyetlerinin sınırlı oranda yapılabilmesi. Bununla bir alakası yok. Eğer Japonya sermaye olarak, teknolojik olarak gelişmemiş olsaydı, depolama ve ulaştırma sistemlerini geliştirmeseydi, balık çeşidinin sayısının fazla olduğu bir alanda olmasaydı balıkçılığını bu kadar geliştiremezdi. Diğer hayvancılık türlerinin faaliyetlerinin bir etkisi bulunmamaktadır. Cevabımız Edirne diyoruz. Soru 21. Yukarıdaki grafikte iki ülkede çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı gösterilmiştir. Ülkelerin ekonomik faaliyet kollarına göre çalışanların oranının farklılık göstermesi aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? Arkadaşlar bir ülkedeki nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımını asıl belirleyen kriter ülkenin gelişmişlik seviyesidir. Hemen baktığım zaman alanlarının farklı olması, hayır grafiğimizde ülkelerin alanlarına dair bir bilgi yok zaten. Ve nüfus artış hızlarına, nüfus artış hızlarıyla ilgili de bir durum söz konusu elde değil. D. Yarım kürelerinin farklı olması. E. Ekvatora göre konumların farklı olmasının hiçbir alakası yok arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan, gelişmişlik seviyeleri diyoruz. Çünkü gelişmiş ülkelerde hizmet sektörü birinci sıradadır. Sanayi ikinci sırada, tarım en az. Geri kalmış ülkelerde ise tarım birinci sırada, sanayi iki, hizmet oranı ise en az orandadır diyoruz. Cevap Ceyhan. Soru 22. Asit yağmuru, asidik kimyasalların yağmur, kar, sis, çiğ ve kuru parçacıklar halinde yeryüzüne düşmesine verilen isimdir. Atmosfere yayılan kükürt dioksit ve azot dioksit gazlarının kimyasal dönüşümden geçtikten sonra bulutlardaki su damlacıkları tarafından emilmesiyle oluşur. Daha sonra bu damlacıklar yeryüzüne yağmur, kar gibi yollarla düşer. Bu toprağın asitlik miktarını artırır ve tatlı su kaynaklarının kimyasal dengesini bozar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarına sebep olan faktörlerden biri değildir? Yine soru kökenimize dikkat ediyoruz. A. Konutlarda ısınma amaçlı kullanılan fosil yakıtlar arkadaşlar neden olur? B. Motorlu araçların egzoz gazları neden olur? Endüstriyel faaliyetler neden olur? Termik santraller neden olur? Fakat jeotermal santraller arkadaşlar asit yağmurlarının sebeplerinden biri değildir. Çünkü jeotermal enerji yerin altından gelen sıcak su kaynakları üzerine kurulmuş santrallerdir. Burada yenilenebilir bir enerji kaynağı kullanıldığı için bu duruma sebebiyet veremez diyoruz. Ve sonuncu sorumuz 22. soru cevap Ceyhan diyoruz. Sevgili gençler bugünkü denememizin soru çözümünü de gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Size iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.